Avrupa'da grip vakaları arttı. 3 ülke salgın ilan etti. İlaç bulmaksa neredeyse imkansız hale geldi. Avrupa Birliği ülkelerinin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri Brüksel'de olağanüstü toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktaracak. Canan, senin de söylediğin gibi Avrupa ülkelerinde grip vakaları artmış durumda. Daha doğrusu üçlü bir salgın yaşanıyor. Önce bronşiolit vakaları artmıştı Avrupa ülkelerinde. Daha sonra grip vakaları artış gösterdi ve tabii ki Covid vakalarında da büyük oranda bir artış olduğuna dair raporlar geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri 3 ülkede grip vakaları nedeniyle önemli adımlar atıldı. Bunun altını çizelim. Belçika'da en son olarak salgın ilan edildi. Grip salgını ilan edildi. Daha önce de Almanya ve Slovakya'da ulusal çapta grip salgınları ilan edilmişti ve bu vakaların gittikçe arttığına dair raporlar ülkelerin ulusal sağlık enstitüleri tarafından yayımlanıyor. Bir diğer konuda yine ilaç krizi Avrupa ülkelerinde, Fransa'da mesela 3000'den fazla ilacın temininde büyük sıkıntılar yaşandığına dair raporlar yayınlanmıştı. Bir örnek vermek gerekirse Fransa'daki eczanelerin %70'inde özellikle çocuklara yönelik parasetamol türü ilaçların bulunmadığına dair açıklamalar yapıldı. Diğer Avrupa ülkelerinde, Almanya'da da 300'den fazla ilacın temininde zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Bu ülkelerin ilaç üretimini tekrar Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine çekme yönünde çalışmaları söz konusu. Asya'dan, Asya ülkelerinden veya Orta Doğu'dan yapılan üretimlerin aksaması veya ihracat yasakları Çin'den ilaç ihracatına yasak getirdiği sınırlamalar getirilmişti. Bu nedenle de Avrupa ülkelerinde ilaç temininde büyük sorunlar yaşanıyor. Bir diğer konuda Covid ile ilgili içinde yaşanan Covid salgını ve yasakları sonrasında Avrupa ülkelerinde yeni önlemler alınmış durumda. Biraz önce Belçika'da grip salgını ilan edildiğini açıklamıştık. Covid vakalarının grip salgınıyla baş başa gittiği belirtiliyor ve alınan önlemler söz konusuydu. Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri Brüksel'de tüm salgınları görüşmek amacıyla bir araya geldiler. Tabii bir karantina veya bir yasak, özellikle Çin'den gelen uçaklara test zorunluluğu getirilmesi konusunda karar alınması bekleniyordu. Fakat bir test zorunluluğu getirilmesi kararı çıkmadı. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinden veya Avrupa Birliği ülkelerine Çin'den gelen yolculara maske takılması yönünde bir tavsiye kararı çıktı. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Çin'den gelen yolculara test yapılması zorunluluğu getirilmişti. Bu yönde bir karar çıkması bekleniyordu. Fakat Avrupa ülkeleri bu konuda anlaşamadılar. Toparlayacak olursak Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen bölgesi ülkeleri hem griple, hem bronşiolitle, hem de son dönemlerde artan Covid vakalarıyla mücadele ediyor.